Antik dönem simyagerlerinden olan Aristo'nun dört element fikri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Arkadaşlar Aristo dört elementten bahsediyordu. Yani tabi simya döneminde evrenin toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört temel elementten oluştuğunu savunuyordu. Buna göre diyor günümüzde yukarıda yapılan sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Şimdi toprak arkadaşlar normalde biz günümüzde elementi nasıl tanımlıyoruz? Diyoruz ki aynı cins atomlardan oluşan maddelerdir. Yani toprağın içerisinde bir sürü madde olduğundan dolayı toprak bir karışımdır arkadaşlar bu doğrudur. Bakın su neydi? H2O. En az iki farklı atomlar oluşan yapılara biz bileşik diyorduk. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bakın hava içerisinde azot, oksijen, değil mi? O2 dediğimiz arkadaşlar gaz. İşte karbondioksit, su buharı, işte diğer gazlar dediğimiz helyum bu soy gazlar falan bulunan bir gaz karışımıdır değil mi arkadaşlar? Bakın element demiş yani hava aynı cins atomlardan oluşmaz bu yanlıştır. Ateş de bir madde bile değildir arkadaşlar. İki farklı atom, atomdan oluşan maddelere biz birleşik deriz. E ateş madde de değil. Maddenin tanımı neydi? İşte kütlesi, hacmi, eylemsiz olan maddelerdi. Dolayısıyla 3 ile 4 burada yanlış olacak. D seçeneği burada arkadaşlar doğru seçenek olmuş oldu. John Dalton element sembolleri ve bileşik sembollerini ifade etmekte aşağıdaki gibi dairesel simgeler kullanmıştır arkadaşlar. Dalton'ın simgeleri bunlar değil mi? Dalton tarafından kullanılan simgelerle günümüz element sembollerinin eşleştirilmesinde hangi seçenekte hata yapılmıştır diye söylemiş arkadaşlar. Bakın hidrojen elementinin sembolü H'dir değil mi arkadaşlar? Burada hidrojen elementi bu. Bu doğrudur. Sonra fosfor elementi arkadaşlar sembolü neydi? P'ydi değil mi? F değildi. F neydi? flordur. Yani hata yapılmıştır diye soruyor. Bu hatalı arkadaşlar. Bakın Dalton G ile altını göstermiş. Altının sembolü AU'dur. Böyle içi boş daire oksijen olarak göstermiş arkadaşlar Dalton. Ve O şeklinde gösterilir oksijen. Bu da doğrudur. Bakın bunlar doğru. Böyle dairenin içerisinde artı şeklinde kükürtü göstermiş Dalton. Kükürtün sembolü de S'dir arkadaşlar. Yani bu da doğrudur. Yanlış olan seçenek burada B seçeneği olmuş olacak. Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun antik dönemde bulduğu elementlerden biri değildir demiş. Bakın civa arkadaşlar çok eski çağlardan beri kullanılan bir elementtir. Altın aynı şekilde sembolü A uydu. Demir yine aynı şekilde arkadaşlar çok eski çağlardan beri bilinir. Gümüş yine altın gibi para birimi olarak da kullanılmıştır zaman zaman eski çağlardan beri bilinir. Ama uranyum arkadaşlar sembolü U'dur ve bu neydi radyoaktif bir element arkadaşlar. Radyo Aktif. Simya döneminde radyoaktivite bilinmediğinden dolayı buradaki uranyum da bilinmiyordu. Doğru seçeneğim E seçeneği olmuş olacak. Yukarıda latince adı verilen elementlerin sembolleri ile eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru gösterilmiştir? Bakın helios helyum elementidir. Fosforius neydi? P'dir arkadaşlar. Fosfor elementi değil mi? Biz fosfor diyoruz buraya. Florium Neydi? Flor elementi F ile gösterilir arkadaşlar. 1A, 2C, 3B olacak. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldu. Aşağıdaki maddelerden hangisi elementtir diyor. Arkadaşlar element deyince ne diyeceğiz biz? Aynı cins atomlardan oluşan. Cinsten kastımız da proton sayısıdır. Ama şimdilik onu bilmesek de olur. Aynı atomlardan oluşan yani tamam mı? Bakın bronz bir metal alışımıdır arkadaşlar. Ozon O3 sembolüyle gösterilir. Yani aynı atomlardan oluşur. Bir yapıda böyle bu şekilde arkadaşlar bir tanecikte birden fazla element varsa yani bu da ametaldir. Birden fazla ametal varsa ayrıca molekül deriz. Bu moleküler bir elementtir arkadaşlar. Tamam moleküler bir element. Aynı atomlardan oluşmuş moleküler yapı birden fazla ametal içeriyor. Dolayısıyla bu Elementtir yani. Sonuçta aynı cins atomlardan oluşuyor. Bizden istediği bu arkadaşlar. Bakın çelik bir metal alışımıdır. İçerisinde farklı metaller vardır arkadaşlar. Bir element değildir. Yemek sodası sodyum bir karbonattır. Bakın içerisinde ne var arkadaşlar? Sodyum, hidrojen, karbon, oksijen. Aynı cins atomlar yok yani bir bileşiktir. Amonyakta NH3 de gösterilen bakın azot ve burada hidrojen ve azot var arkadaşlar. İki farklı atom var, aynı cins atom değil. Burada doğru seçeneğim B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerden sembol ve formüllerle gösterilenler aşağıdaki seçeneklerden hangisi de doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar bakın elementler yani aynı cins atomdan oluşan yapılar sembollerle gösterilir. Formüllerle ne gösterilir? Bileşikler yani en az iki farklı atom içeren yapılar gösterilir. Yani burada sembollerle gösterilen element, formüllerle gösterilenler bileşik olacağından dolayı. Bakın civa bir elementtir ve bu ne yapar arkadaşlar? Ne olmuş oluyor? Sembollerle gösterilecek değil mi? Zatya H2SO4'tür. Bakın birden fazla atom var. Hidrojen, kükürt, oksijen. Dolayısıyla bu bileşik olduğu için formüllerle gösterilecek arkadaşlar. Potas kostik neydi? KOH. Birden fazla atom var. Bakın kükürt, oksijen, hidrojen. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Bileşik demiş olacağım ve bu formüllerle gösterilecek arkadaşlar. Kükürt neyi? S sembolüyle gösterilir arkadaşlar. Bir element olduğundan dolayı ne yapacak? Bu sembollerle gösterilecek. Tuz ruhu HCl'dir arkadaşlar. Bakın iyi duracağım ve klor. İki farklı atom var. Dolayısıyla bu bir bileşiktir. Bileşikler neyle gösteriliyordu arkadaşlar? formüllerle gösteriliyordu. Burada sembollerle gösterilen civa bir element olduğundan dolayı arkadaşlar sembolle gösterilecek. Kükürt bir element olduğundan dolayı sembolle gösterilecek. Diğerleri bileşik olduğundan dolayı formüllerle gösterilecek. Dolayısıyla sembollerle gösterilen 1 ve 4 demiş olduk arkadaşlar. Yani civa ve kükürt. Diğerleri 2, 3 ve 4 de formüllerle gösterilecek. Doğru seçeneğim B seçeneği demiş olduk. Yukarıda bazı bileşiklerin geleneksel adları verilmiştir. Aşağıdaki formüller ile geleneksel adları eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır diyor arkadaşlar. Bakın. sutkostik kostik neydi? Sodyum hidroksittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu var. Zaça neydi? Sülfürik asit değil mi? H2SO4. Dolayısıyla ne var? Bu da var. Kezzap dediğim nitrik asit yani HNO3 olarak gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu da var. Sönmemiş kireç. Burada tabii karışabiliyor bu. Sönmemiş kalsiyum oksit. Sönmüş deseydi arkadaşlar. Sönmüş deseydi. Bakın kalsiyum hidroksit diyecektim. Tamam mı? Bir öğrencim şöyle demişti. Hocam böyle sönüyor ya. Hani böyle bükülüyor. Öyle düşün yani. Sönmemiş kalsiyum oksit sönmüş. Burada kalsiyum hidroksit dediğimiz. Yani dolayısıyla bu da var arkadaşlar. Burada C seçeneği yok. Bu HCl ne? Bu da tuz ruhu. Bunları bilin tamam mı? Bunlar işinize yarayacak arkadaşlar. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Sekizinci soruma geldim de aşağıda yaygın hatları belirtilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir diyor. Bakın amonyak NH3 de gösterilir. Doğrudur arkadaşlar. Sirke asiti CH3COOH'dır. Doğrudur. Bunları biliyoruz. Kesinlikle bakın. Yemek sodası... Na2CO3 değildir arkadaşlar. Bu nedir? Çamaşır sodasıdır. Çamaşır sodası diye ben buraya yazayım size. Yemek sodası ne hocam? O da şöyle bak NaHCO3. Buna biz sodyum bir karbonat deriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Bakın sönmüş kireç şu şekilde arkadaşlar. Kalsiyum hidroksittir. Bu da doğrudur. Potas kostikte KOH'tır. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçeneğim burada C seçeneği olmuş oldu. Yukarıda verilen elementlerin sembolleri tek harfli ve çift harfli olanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Yazalım o zaman arkadaşlar. Bakın kurşun Pb. Bu neyi? Çift harfli. Argon Ar. Bak bu da neyi? Çift harfli. Kükürt S de gösterilir. Bakın bu tek harfli olmuş oldu arkadaşlar. Potasyum K harfiyle gösterilir. Bu da tek harfli olmuş oldu. Gümüş AG sembolüne sahiptir. Bu da çift harfli olmuş oldu arkadaşlar. Yani 3 ve burada ne olacak? 4 tek harfli olmuş. Olacak arkadaşlar. Geri kalanı çift harfli olmuş olacak. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldu. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde birinci ve ikinci bileşin formülündeki tüm atom türleri farklıdır? Yazacaksın abi. Hemen yazacağım. Bunları bileceğin yani tamam mı? Amonyak ne? NH3. Zarcianey H2SO4. Bak burada işte hidrojenler ortak arkadaşlar. Hepsi farklı değil. Hepsinin farklı olduğunu arıyoruz biz. Kezzap neydi? HNO3. Amonyak neydi? NH3. Yani burada hidrojenler yine gördüğünüz gibi hatta azotlar da ortak olmuş oldu. Bu da değil. Yemek sodası neydi arkadaşlar? NaHCO3. Sud kostik NaOH. Bak burada ne var? Oksijenler var arkadaşlar. Bir de hidrojenler burada ortak. Bu da değil. Sönmemiş kireç neydi? CaO. Değil mi arkadaşlar? Tuz ruhu HCl. Bak bunlar farklı. Yani ben bunu arıyorum arkadaşlar. Su ne olmuş oldu? H2O. Kireç taşı dediğimde kalsiyum karbonattır arkadaşlar. Ca, 3 Yani burada gördüğünüz gibi oksijenler ortaktır. Bu da değil. Doğru seçeneğim ne olacak? D seçeneği olmuş olacak. Yaygın adı amonyak olan kimyasal madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar amonyak NH3'dür. İki farklı atomdan oluşur. Ben bunlara yani iki farklı atomdan oluşan maddelere bileşik derim. Unutma saf maddeler neydi arkadaşlar? Element ve bileşiklerdi arkadaşlar. Bunlar saf maddelerdi. Yani öğretmenim iki farklı atom var nasıl saf madde oluyor? Su gibi düşün arkadaşlar. Amonyak sadece amonyak moleküllerinden oluşur. Yani bir kabın içerisinde amonyak varsa bunun içerisinde NH3 böyle moleküller vardır. NH3 molekülü aynı cins taneciklerdir. Her molekülü burada bir tanecik gibi düşünün arkadaşlar. Su moleküllerinden oluşur mesela su. Saf bir maddedir. Dolayısıyla bu bir bileşik olduğundan dolayı saf maddedir. Hal değişim süreci hariç homojendir. Doğrudur. Tek tip gözüken madde demektir. Homojen madde. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayrışmazlar arkadaşlar. Sonuçta bunlar böyle güçlü bağlarla birbirine tutunmuş durumdadır arkadaşlar. Yani azot ve hidrojene ben bunu evde ayıramam fiziksel yöntemlerle. Kimyasal yöntem gerekir bunun için arkadaşlar. Kendisini oluşturan azot atomunun hidrojen atomuna sayıca oranı 1 bölü 3'tür diyor. Yani NH3 formül. Yani bir tane azot 3 tane hidrojen. Yani azotun hidrojene oranı 1 bölü 3 olmuş oluyor. Bu da doğrudur. Bakın kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşır diyor. Arkadaşlar azot bir gazdır. Hidrojen farklı bir gazdır. Bunlar birleşince NH3 bambaşka bir maddedir arkadaşlar. Hatta burada yani tam o olsun diye şöyle kat sayılarda kullanabiliriz. İlerleyen konularda daha detaylı olarak göreceksiniz zaten. Yani kendini oluşturan azot ve hidrojen elementinin özelliklerini bu amonyak molekülü taşımaz arkadaşlar. Yani kimyasal bir değişim vardır burada. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum. Modern element tanımı proton sayıları eşit olan atomlar topluluğudur şeklindedir. Yani biz element ne deriz arkadaşlar? Mesela deriz ki Mesela sodyum element. Proton sayısını buraya yazarız. 11 protonu olan çekirdeğin içerisinde arkadaşlar. Yani bir çekirdek düşün. Bunun içerisinde 11 protonu olan tamam mı? Yani bütün atomlar ne deriz biz? 11 tane proton düşün yani bunun içerisinde arkadaşlar. Sodyum atomudur deriz. Yani bu tanımla birlikte yargılanan hangileri geçerliliğini kaybetmiştir. Yani atom en küçük yapı birimidir. Yani atomdan küçük demek ki protonlar var arkadaşlar. Hatta protonun yanında mesela nötründe 11 tane de elektron vardır. Hatta nötronlar vardır. Yüksüz tanecikler. Bunlar yine çekirdeklidir. Yani en küçük yapı birimi atom değildir. Bu geçerliliğini yitirmiş arkadaşlar. Yüksek ısıda parçalanamayan her şey elementtir dediğimizde mesela şöyle düşün. Mesela suyu element zannetmiş. Kim? Boyle. Robert Boyle. Ama su bir element değildir arkadaşlar, değil mi? Yani yüksek ısıda parçalanmaz mesela H2O yüksek ısıda parçalanmaz. Yani sen bunu 100 derecede kaynatıyorsun. Öyle düşün yani arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir bileşiktir, değil mi? Bileşiktir. Yani yüksek ısıda parçalanamayan her şey elementtir kelimesi de geçerliliğini yitirmiş. Bunun için ne yapması lazım? Yani bir şey element diyebilmemiz için proton sayılarının aynı olması lazım. Bunun yüksek ısıda parçalanıp parçalanmamasıyla herhangi bir ilişkisi yok arkadaşlar. Bileşikler en az iki farklı cins atom içerir. Cinsten kastımız iki farklı proton sayısına sahip atom içerir. Bu geçerliğini yitirmemiş. Zaten bileşin tanımı bu. Mesela H2O hidrojenle oksijen elementlerinden oluşur. Hidrojenin çekirdeğinde bir tane proton vardır. Oksijenin çekirdeğinde sekiz tane proton vardır. Ve iki farklı proton sayısına sahip. Yani iki farklı element içeren iki farklı cins atom içeren maddelere biz bileşik dedik arkadaşlar bu geçerliliğini yitirmemiş burada geçerliliğini yitirenler ne olacak D seçeneği 1 ve 2 olmuş olacak arkadaşlar